Müzeye estetik açıdan önemli bir değer kazandırılmasının yanında şehrin katma değerini arttırması öngörülen Cedide Kent Meydanı projesinin birinci etapında hem iç kısım tesisat döşeme hem de dış cephe düzenleme çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Deprem yönetmelikleri çerçevesinde yapı denetim kontrolü altında devam eden çalışmalar kapsamında 1106 metrekare üzeri inşa edilen ve ilk etapta 20 dükkanın bulunacağı projede kaba inşaatın bitirilmesiyle birlikte ince işçiliğe geçildi. Sıva imalatı başta olmak üzere elektrik imalatı, su tesisatı imalatı, çatı imalatı, altyapı yağmur toplama imalatlarına başlanan projede çalışmalar devam ederken detaylı şekilde yapılan incelemeler neticesinde inşaat, azami özen gösterilerek ilerliyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından tüm imkanları afet bölgelerine seferber ettiklerini, bir yandan depremzedelere yönelik çalışmalarına devam ederken diğer yandan da Düzce'nin imarı noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Düzce Belediyesi bir taraftan Kahramanmaraş depreminin etkilendiği bölgelerin yaralarının sarılması için yoğun çaba sarf ederken diğer taraftan da mevcut projelerin çalışmalarını devamlılığını sağlıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün direktifleri doğrultusunda yapımına başlanan Bahçeşehir Etkinlik Alanı'ndaki çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Merkeze bağlı tüm bölgelerde belediyenin gerçekleştirdiği kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerden kadını erkeği, genci yaşlısı, tüm vatandaşların hizmetlerden yararlanabilmesi için harcanan mesai ile Bahçeşehir'e kazandırılacak olan etkinlik alanı gözle görülür oranda şekillendi. Yeşil alanlardan, platform sahne alanına, kaykay pistinden, amfi sahneye ve sosyal alanlara kadar birçok farklı konsepti içinde barındıran alanda amfi sahnenin beton dökümü tamamlanarak ince işçilik çalışmalarına geçilirken 1250 metrekarelik alanda ise granit ve bazalt taş döşemesi tamamlandı. Etkinlik alanı içerisinde bulunacak olan platform sahne alanı ve kaykay alanlarının zemin betonlarının da hazır hale getirildiği alana yarasa tente oturma alanlarının yerleştirilmesiyle şimdiden farklı bir görünüme büründü. Yaz aylarında olduğu kadar kış aylarında da etkinliklerin merkezi haline gelecek olan alanda kalan çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından ülkenin dört bir yanında başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde Düzce Valiliği de bölgede acil barınma ihtiyacı olan konteyner kentlerin kurulması için harekete geçti. Düzce Sivil Toplum Kuruluşları'na destek verdiği konteyner kentlere İstanbul Üsküdar Belediyesi de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan düzenlediği basın toplantısında yeni bir çalışma başlatacağını açıkladı. İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı Asuman Şentürk ile Bolu'nun muhtemel depremlere hazır hale getirilmesi için basın toplantısı düzenleyen Özcan, mikro bölgeleme adı verilen çalışma ile Bolu'nun tüm zemin etüdünün yeniden inceleneceğini açıkladı. Görüşmelerimiz devam ediyor. Herhalde Mart ayında büyük ihtimalle mikro bölgeleme. Mikro bölgeleme dediğimiz şu, Bolu'da aslında çok geç kalınmış bir çalışma, çok daha erken yapılması gereken bir çalışma. Yani Bolu'da ki bütün zemini yeniden inceleteceğiz. En fazla da bir yılda bitecek bu çalışma. Herhalde Türkiye'nin büyük üniversitelerinden bir tanesine yaptıracağız. Yani mesela senin parselinde sıvılaşma riskin varsa sen oraya bina yapamazsın demeyeceğiz. Ama sen şu şekilde bina yapabilirsin. Şöyle bir temel kullanmak zorundasın diyeceğiz. Zemin sağlamsa farklı bir şey söyleyeceğiz. Hatta şunu da şeffaf bir şekilde söyleyeceğiz. Bize bu tepki olarak da dönecek belki ama bundan öncekiler cesaret edememiş. Mevcut binaların bazılarının altından fay hattı geçiyor. Tahliye hatlar vesaire. Bu mikro bölgeleme çalışmamız biter bitmez de bunları vatandaşa duyuracağız. Elbette belediye olarak biz bunlar hasarsızsa gidip reysen yıkamayız. Ama diyeceğiz ki bu şehrin emin kişisi olarak, emin kişileri olarak, belediye başkanı ve meclis üyeleri olarak arkadaş Faruk Bey, bak senin oturduğun binada bir hasar yok kardeşim ama senin oturduğun binanın altından veya hemen yanından fay geçiyor. Senin binanın oturduğu parselde sıvılaşma riski var zeminin. Bunları açık bir şekilde vatandaşımızla paylaşacağız. Yine imkanımız olursa vatandaş
bize bir dönem daha süre verirse de kendi belediye şirketimiz üzerinden müteahhitlerin girmediği alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarına kendimiz de başlamak istiyoruz. O yüzden inşallah Mart ayında ve Nisan ayında belediye meclisimizden bu konuda önemli kararlar çıkacak. Bunu da göreceksiniz. Jeoloji mühendisleri odamızda bir görüşme yaptık başkanıyla. Önümüzdeki günlerde onlar birbirleriyle de görüşüyorlar. Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odamız ve Jeoloji Mühendisleri Odamızla birlikte ortak karar alacağız. Yani neyi almamız gerekiyorsa. İşte sismik izolatör kullanmamız gerekiyor mu, gerekmiyor mu burada veya kaç kattan sonra bunu kullanmamız gerekiyor? Bolu'da yaşayan 27 yaşındaki Barış Acar, ailesiyle birlikte 12 Kasım 1999 Düzce depreminden etkilendi. Bolu'nun Çıkınlar Mahallesi'nde yaşadıkları ev, deprem sebebiyle hasar gören Acar ailesi uzun süre çadırda konaklamak zorunda kaldı. O dönemde Bolu'ya gelen yardım aracından Barış Acar'a ellerinin üşümemesi için bir çift mor eldiven verildi. Barış Acar 27 yaşına geldi. Ancak kendisine verilen eldivenleri asla unutmadı. Kızılay gönüllüsü olan genç adam, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından hem o eldivenlerin borcunu ödemek hem de depremzede vatandaşlara yardımcı olabilmek amacıyla Adıyaman'a gitti. Afetzedelere yardım elini uzatan, elinden geldiğince tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Barış, Adıyaman'daki çalışmaların ardından Bolu'ya tekrar geri döndü. Adım Barış Acar, Kızılay gönüllüsüyüm. Biz 1999 depreminde ben 3 yaşındaydım. O depremlerin sırasında bize de yardımlar gelmişti, biz de yardım almıştık. Bir mor eldiven verilmişti bana. O mor eldivenin ben borcunu ödemeye gittim. Bir vefa borcum vardı. O vefa borcunu ödemeye gittim. Ben o zaman çok küçüktüm. Bir yardım arabası gelmişti. Yardım arabası sivil bir arabaydı. Yani herhangi bir sivil toplum kuruluşunun arabası olduğunu düşünmüyorum. Belki de Kızılay, belki de AFAD yani AKUT o zaman. Ya da farklı bir sivil toplum kuruluşu. Kimin olduğunu bilmiyorum. Ama oradaki abi özellikle bana atmıştı o mor eldiveni. Ben istemiştim çünkü herkes o zamanlar küçücük çocuğum, insanlardan yanaşamıyorum arabanın yanına. O abi atmıştı bana o eldiveni. O abinin yüzünü bile hatırlamam, ismini bile bilmem. O, belki o beni de tanımaz ama o unutulmuyor. Yani sana o günlerde o zaman yardım edip sen ihtiyaç. Evet yani. Öyle bir el uzatılmasaydı ben yine oraya gidip orada ihtiyacı olanlara, yardıma ihtiyaç duyanlara yine o eli uzatırdım. Depremi duyduğumda ben çok üzülmüştüm. Bütün sivil toplum kuruluşlarına form bırakmıştım. WhatsApp gruplarında bu formlar dolaşıyordu. Ben bütün hepsine başvurdum. Beni Kızılay'dan çağırdılar. Kızılay'dan gitmek nasip oldu. Adıyaman'a gittim. Adıyaman'ın merkezine, valilik binasının karşısında Kızılay çadırı kurulmuştu. Orada ihtiyacı olan insanlara biz de bir yardım eli uzatmaya çalıştık. Yaklaşık 4-5 gün, bir haftaya yakın. Orada insanların hikayelerini dinliyorsun. İnsanlara yardım ederken insanlarla etkileşim haline geçiyorsun. Orada benim hiç unutamayacağım bir ablamız gelmişti. Ablamızın çocukları ölmüş, abisi ölmüş, abisinin çocuklarına, ikiz çocuklarına o bakıyordu. Bana o hikayesini anlatırken ben çok etkilenmiştim, çok duygulanmıştım. Çok zor zamanlar gerçekten. Oradaki insanların yaşadıkları da çok zor şeyler. Yani üzerlerinden ne kadar zaman geçerse geçsin kolayca atlatabileceklerini düşünmüyorum. Sakarya Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı K9 Köpekli Arama Birimi Amiri Murat Akbaş, termal drone ve buna benzer ses dinleme cihazları gibi birçok alet kullanılırken bazı yerlerde tepki almamamıza rağmen altın burunlu arama kurtarma köpeklerimiz çok daha net sonuçlar verebiliyor dedi. Olacak işte. Yedi katlılığına bir anda çöktü. Tevafüken bu son anda kurtulduk. Ama biz teyzemizin sağ olduğunu inanıyorduk. Ertesi gün de teyzemiz yani elime sanki birisi girdi. Ki kimse yok yanında. Arkamda arkadaşlar var. Onlar da gördü. Bir kat aşağı inerken Türkiye böyle bir felaketi, asrın felaketi diye geçti zaten. İlk defa yaşıyor. Elazığ, Malatya, Van depremleri, İzmir depremi hiç 17 Ağustos hiçbir şeye benzemiyor bu deprem.
ilk giden ekiplerdeniz. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Yani ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Çok zor bir süreçti ama sağ olsun büyüklerimiz çok organize olmuş. Zamanında deprem yaşamış valilerimiz bölgedeydi. Çok iyi koordine olmuşlardı o konuda. Onlarla birlikte hareket ettik. Bir çalışma yaptık. Ama dediğim gibi normal bir tane il değil, 10 tane ilden bahsediyoruz. O yüzden dolayı müdahale açısından, imkanlar açısından tabii ki bir anda böyle bir şey yaşamak hepimizi üzdü. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz başından beri söylüyoruz, biz teknolojiye karşı değiliz. Teknoloji tabii ki çok önemli ve her sürekli teknoloji gelişiyor, yenileniyor. Ancak termal dronları da buna benzer işte ses dinleme cihazlarımız, her şey ne varsa teknolojinin bugün verdiği günümüzün aletlerin hepsini kullanmamıza rağmen, bazı yerlerde tepki almamamıza rağmen bu altın burunlar çok daha net bize canlı olduğunu ve bildirilen yerde de canlıları aldığımızı biliyoruz. Bu yüzden dolayı köpeklerin yine söylüyorum çok ayrı bir yeri var bu tip depremlerde, bu tip afetlerde. Kesinlikle teknolojiyi gene söyleyeyim yabana atmıyoruz ama köpek olmazsa olmaz ve vazgeçilmezi bu işin. Şimdi öncelikle Türkiye'de arama kurtarma köpek sayısı az. Eğitim yeterlilik ve görev yeterlilik olarak iki aşamalı bir süreçten geçiyor. STK'larımız, kamu kurumlarımız, resmi kurumlar mutlaka daha fazla köpek yetiştirmesi gerekiyor. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının bu konuda sürekli çalışma yapıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor, arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu depremde gördük ki bir köpeğin hızlı bir şekilde çok daha verimli olduğunu, canlıyı bulmada, yakalamada. Çünkü drone da ses dinlemede yanıltabiliyor bizleri. O yüzden ricam bu altın burunlara biraz daha önem verelim. Onlara biraz daha ya da ekiplere diyelim, STK'ları, gönülleri destekleyelim ki olası bir durumda çok daha farklı bir durumla karşılaşmayalım. Bir yerden köpeğimiz işaret verdi. Dinleme yaptık. Dinleme binaen tekrar köpeğimize daha rahat ulaşmak için, yeri belirlemek için binanın içine girdik. Normalde biz her türlü güvenlik önlemlerimizi alarak giriyoruz. Zaten iki tane mühendisimiz var sürekli yanımızda. Onlardan bilgi alıyoruz. Ertesi günü de teyzemizi almak nasip oldu. Sağ salim çıkardık. 74 yaşında kendisini. Yine bunun yanında çıkardığımız canlılar arasında genç bir kardeşimiz vardı. Dediğim gibi bu deprem ilkleri oldu Türkiye'de. İnşallah bizim için de bir tecrübe olmuş olacak daha da. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Düzce'den de 500 kişilik arama kurtarma ekiplerinin gittiği bölgede birçok kişinin canlı olarak enkaz altından kurtarılması sağlandı. Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları bir yandan devam ederken bir enkazda Türk bayrağının sıkıştığını fark eden arama kurtarma ekipleri bayrağı bulunduğu yerden çıkartmak için kısa süreli çalışma gerçekleştirdi. Türk bayrağını bulunduğu yerden çıkartan arama kurtarma gönüllüsü daha sonra bayrağın üzerindeki tozları alarak katlayıp öpmesinin ardından cebine koyması dikkatlerden kaçmadı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi 11 şehirde yıkıma neden olan ve yaklaşık 13,5 milyon insanın etkilendiği Kahramanmaraş merkezi iki büyük deprem sonrasında çok hızlı aksiyon alarak seferberlik başlatmıştı. Sakarya Arama Kurtarma ve Büyükşehir İtfaiyesi'nin çok sayıda profesyonel arama kurtarma personeli
depremin hemen ardından yola çıktı. 200'e yakın yardım tırı, 300'e yakın araç ve toplamda 508 personelle depremin merkez üssü Kahramanmaraş ile çevresinde çalışmaya başlayan büyükşehir ekipleri asrın felaketi olarak nitelendirilen afetin yaralarını sarmak için örnek bir mücadele ortaya koyarak onlarca canı enkaz altından sağ olarak çıkardı. Afet bölgesinde 50'ye yakın vatandaşı enkazdan canlı çıkaran ekipler görev süreleri sonrasında şehre dönüş yaptı. Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine gelen gruplara coşkulu bir karşılama yapıldı. Alana giriş esnasında sevinç gözyaşları döküldü. Ailelerin mutlu ise gözlerinden okundu. Birçok cana umut olan ekipler yaptıkları çalışmaları ve göçük altındaki vatandaşların kurtardıkları anları duygu dolu cümlelerle anlattılar. Çok duygulandım açıkçası. Yani kızlarım zaten kursa gidiyorlardı. Sırf baba beni görmek için. Bugün gitmediler ve onları burada gördüğüm zaman zaten ben kendimden geçtim desem. Bir yani söyleyecek bir kelime de bulamadım. Zaten konuşamadım da onlara karşı. Artık hasretimi de eve gidince daha fazla dindirmeyi düşünüyorum inşallah. Ama çok gerçekten güzel bir duygu. Aileme kavuşmak da yani orada yaşadığımız anlatamayacağım şeyler. Yani çok acısı dediğim gibi teminde yani çok farklı şeyler yaşadım. Burada da tabii ailemi görünce bazı şeyler yani ne kadar unutulur onu bilemiyorum yani. Başka da bir şey söyleyemiyorum. Aklıma pek bir şey gelmiyor yani. Çok duygulandım. Ayrı kalmak tabii ki de kötü ama yine de kavuştuk yani, mutluyum. Çok özlemiştim. Yani tarif edilemeyecek bu duygu. Ayrı kalmak kötü bence. Oranın duygusuyla buranın duygusu çok apayrı. Tabii mutluyuz. Burada ailemizle beraber olduk. Ailemizle görüştük. Oradaki anılarımız, oradaki duygularımızı anlatmak mümkün değil. Buradaki duygularımız güzel. Ben ailemin burada olacağını beklemiyordum. Yani normal burada bizim daire başkanımız, genel sekreterlerimiz veya işte daire diğer üst kademedeki büyüklerimiz karşılıklı beklerken ailemin burada olduğunu güne şok yaşadım. Hiç beklemiyordum. Kız kardeşim, eşim, kızım ve amcam da burada. Büyük bir sürpriz oldu benim için. Mutlu oldum. Çok mutlu oldum yani. Büyük sürprizdi benim için. Ya çok güzel bir duygu. Heyecanla bekledik gelmesini. Heyecanla bekliyorduk. Geldiler Allah'a şükür sağ salim. Oradaki duygularımız da tabii çok farklıydı. Çok farklı şeyler yaşadık. Zor şeyler yaşadık. İnsanların o üzüntülerini paylaşmak da güzeldi. El uzatamamak da, el uzatmak da. Yani her şey tarifsizdi. Buraya gelmek tabii bir anda atmosferimizi değiştirdi. Orada o kadar gördüğümüz şeyden sonra burada bu ortamı görmek çok mutlu etti yani. Sevindik, mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Sapanca ilçesinde bulunan bir işletmede pazar günü göl kenarında kahvaltı yapmak isteyen vatandaşlar aniden çıkan rüzgarla panik yaşadı. Göl kenarında aniden kuvvetlenen rüzgar gölde dalgalanmaya sebep olurken masa, sandalye ve yiyeceklerin de uçmasına sebep oldu. Paniğe kapılan müşteriler ise işletmeye doğru yöneldi. Panik ve korku dolu anlar işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde rüzgarın aniden çıkması, masa, sandalye ve yiyeceklerin göle doğru savrulması, vatandaşların işletmeye doğru yönelmesi yer aldı. Masa, sandalye ve tabakların havada uçtuğu o anları restoranın müdürü anlattı. Bu güvenlik kamerasında çekmiş olduğu görüntülerde dediğimiz gibi buradaki masa ve sandalyelerimiz bu şekilde bu taraftan göle doğru. Dün öğle saatlerinde kısa ve etkili bir hortum yaşandı tesisimizde. 25-30 saniye kadar sürdü. Bu 25-30 saniye ama etkiliydi, bayağı bir etkiliydi. Ama burada önemli olan nokta şuydu, herhangi bir misafirimize herhangi bir zarar gelmemiştir. Sadece buradaki bulunan restoran eşyalarında masa, sandalye ve tabaklar, bunlara zarar gelmiştir. Eşyalarında daha sonra da toparlandı zaten yine gün içerisinde servisin devam etmesi için. Hortum esnasında zaten insanlar o panikle sağa sola kaçışmaya başladılar. Bu kaçışma esnasında da zaten o bir şok anı oldu. O şok anı kısa sürdü. Kısa sürdükten sonra da zaten önce insanların güvenliği, daha sonra tesisin güvenliğini almaya çalıştık. Zaten görüntülerde de vardır. Eşyalar göle düşüyor. Daha sonra o eşyaların toparlanma kısmını da hallettik. Yani o eşyalar bot yardımıyla göl içerisinde toparlanmıştır.
tesis normal rutin servisine devam etmiştir daha sonraki. Burada önemli olan nokta şu, kimseye herhangi bir zarar gelmemesi, herhangi bir yaralanma olmamasıdır. Bu kısa sürmesinin de büyük etkisi olmuştur bundan. Aşağı Soku Mahallesi'ndeki galericiler sitesinde bulunan ikinci el otomobil pazarı araç almak isteyen vatandaş tarafından büyük ilgi görüyor. Otogalericilik yapan birçok esnafın da otomobil satmak için geldiği pazar son haftalarda en hareketli günlerini yaşıyor. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ikinci el otomobil pazarına akın etti. Araç fiyatlarının yukarıya doğru bir ivme kazandığını belirten müşteriler haftalar önce baktıkları araçların şu an aynı fiyatta olmadığını ifade ettiler. Galericiler ise fiyatların önümüzdeki günlerde artacağını öngördü. Ben Bolu'da otomobil ticareti yapıyorum. Dandan Otomotiv'de 25 yıldır ticarete devam ediyoruz. Kalabalık olmasının sebebi özellikle kış aylarında olmamıza rağmen güneşli bir hava var. Hava güzel olduğu için insanlar pazar gününü otopazarında değerlendirmek istiyor. Bu sebeple pazar kalabalık. Tabii ticaret pazarda nasıldır bilmiyorum ama epey bir kalabalık var. Fiyatlarda yukarı yönde bir eğilim var çünkü sıfırlara gelen zam ikinci ele de yansıyor. Tabii fiyatların arttığını gören otomobil alıcıları da pazara geliyor. Hani bir şekilde araba alalım, nasıl olsa fiyatlar artıyor. Hem yatırım aracı olarak görüyorlar arabayı. O yüzden son günlerde ikinci el sektöründe bir hareketlenme var yine. İlerleyen süreçte araç fiyatları daha da yükselecek mi depremin etkisiyle? Yani depremin etkisi illaki olur. Çünkü depremzede vatandaşlarımızın araçları enkaz altında kaldı. Hem o nedenle araç alacaklar. Tabii çıkar. Nasıl olsa talep var diye tabii ki fiyatlar da artar diye düşünüyoruz. İnşallah artmaz. Vatandaşımız ucuza biner araçlara. Ama tabii ki piyasayı da yine vatandaşlar belirlediği için ben artar diye düşünüyorum. Bir tane şimdi salın. Pazar hareketli bugün. Ama ben de fiyatların arttığını gördüm. Aracımı şimdiden alalım istedim. Ama fiyatlar yukarı yönlü gidiyor zannedersem. Bakalım bir araba bakıyoruz ama inşallah alabiliriz diye düşünüyorum. Fiyatlar yani bir 2-3 haftadır bakıyoruz biz. 2-3 hafta önceki fiyatlar yok. Yani yükseliyor belli ki. İşte bir an önce arabamızı almaya çalışıyoruz biz de. Deprem dolayısıyla fırsatçılar ortaya çıkmış. Valla şu anda onu pek görmedik daha. Belki süreç yeni olduğu için görmedik ama mutlaka 1-2 hafta içinde böyle bir şeyle karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum. Evet, ne özellikle var bu arada? Bu araba Launch Plus. Donanım olarak en büyük güzelliğe sahip. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda 56 kilogram sukunk, 19 kilogram esrar, 5 kilo 150 gram toz esrar, bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Konuya ilişkin olarak SY ve MZM isimli iki şüpheli gözaltına alındı.